Bir garip aşk üçgeni. Afra Saraçoğlu'yla bir dargın bir barışık aşk yaşayan Mert Ramazan Demir, Endonezya'nın dünyaca ünlü adası Bali'de hangi ünlü güzelle birlikte eğlendi? Güzel oyuncu Eylül Lize Kandemir, Mert Ramazan Demir'le aşk yaşadığı haberlerini neden yalanlamadı? Mert Ramazan Demir'le yazılıyor. Az sonra... Güzel oyuncu Aslı Bekiroğlu, uzun süredir mücadele ettiği lösemiyi yenen çocuk hayranı Güneş Yıldırım'la piknik yaptı. Gönülleri fethetti. Güneş, sarı elbiseli güneş. Az sonra... Gel kalbime, yerle. Ekranların en kaliteli magazin programı Magazin Hattı'ndan herkese günaydın. Ben Seda Torular. Şov dünyasında yaşanan son dakika gelişmeler ve çok özel görüntülerle hazırladığımız programımız yine dop dolu ve yine çok eğlenceli. Şimdi vakit kaybetmeden magazin dünyasının ünlü isimlerinden son gelişmeleri derlediğimiz keyifli bir haber turuyla programı. Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'la model Hailey Baldwin, Mayıs ayında müjdeli haberi vererek bebek beklediklerini açıklamışlardı. Ve ünlü çiftin değil, hayranlarının da büyük bir heyecanla beklediği ilk çocukları dünyaya gözlerini açtı. Minik oğullarına Jack Blues ismini veren ünlü çift, mutlu haberi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla duyurdu. Ünlü oyuncu Dolunay Soysert, Nişantaşı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Soysert, yeni sezonda çok sayıda dizinin yayına girecek olmasını değerlendirdi. Valla aslında hep böyle kalabalık giriyoruz, sonra elenen eleniyor. Yine böyle bir şey, şu zamanı yani, kalanlar kalacak, kötü olanlar gidecekler. Türkiye'de mesai saatlerinin düşürüleceği konusu gündemde. Acaba bu uygulama dizi setlerine de yansır mı? Yani mantıken uygulanması çok zor, çok uzun çekiyoruz biliyorsunuz. Yani çok da yapım şirketlerine bir de kızamaz olduk yani. Belli bir senaryomuz var ve bu dakikalar uzun olduğu sürece onların matematik olarak çekilme süresi o kadar. Aslında sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Bence ilk önce dizileri kısaltmalıyız, daha sonra çalışma saatleri ayarlanır. Güzel oyuncu özel hayatı hakkında yöneltilen soruya bakın ne yanıt verdi. Duygu dünyanızda işler nasıl gidiyor? Çok şükür. Her şey olması gerektiği gibi. Var mı kalbinizde biri? Yok mu? Peki. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yer aldığı sosyal sorumluluk projeleriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, uzun süredir mücadele ettiği lösemiyi yenen Güneş Yıldırım'la bebekli piknik yaptı. Güneş, sarı el. Piknik sırasında minik hayranıyla keyifli anlar yaşayan Bekiroğlu, Yıldırım'la uzun süre vakit geçirdikten sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Vallahi çocuklarımız geleceğimiz, yani bir çocuğun yüzündeki gülücüğün sebebi olmak bence çok önemli ve çok güzel bir şey. İşte annesi haberini verince ben inanılmaz sevindim. Dedim hemen buluşalım, bir şeyler yapalım. Türk sinemasının en komik serilerinden biri olarak kabul edilen Kutsal Damacana, 5. ve son filmiyle izleyiciyle buluşacak. Efsane serinin yeni filminde İnci karakterini canlandıran Aslı Bekiroğlu yeni projesi hakkında iddialı konuştu. Valla en çok izlenen film olur diye düşünüyorum. Valla keyifle seve seve gidiyorum sete, yani ne diyeyim. Bir mekan girişinde görüntülenen güzel oyuncu Afra Saraçoğlu aracından iner inmez soruları ardı ardına geldi. Merhabalar. İyi misiniz? İyiyim. Teşekkürler. Dizi çekimlerini soralım. Ne zaman başlayacak? Galiba Yalı Çapkını. Başlayacağız gibi. Geçtiğimiz günde Ersin Bey ile Belin Hanım'ın düğünündeydiniz. Çok da güzel fotoğraflar, videolar paylaştınız. Nasıl evet, geçti düğün? Gayet keyifliydi, gördüm. Tamam. Afra Saraçoğlu'na Ersin Aracı, Beril Pozam çiftinin düğününde aynı fotoğraf karesine girdiği eski sevgilisi Mert Ramazan Demir de soruldu. Tamam. Mert Bey de dahil oldu aslında düğüne. Bir karşılaşma, selamlaşma oldu mu Afra Hanım? Olmadı. Mekan çıkışında soru yağmuru devam etti. Mert Bey'le de barışmanız çok konuşuluyor. Var mı öyle bir şey? Sizden öğrenelim. Aramızdaki ilişkinin peri ilişkisi olduğu söyleniyor Afra Hanım. Mert Ramazan Demir sorusunu duymazdan gelen Afra Saraçoğlu'nun bu konuda ağzını bıçak açmazken yakışıklı oyuncu Endonezya'nın dünyaca ünlü adası Bali'de bir gece kulübünde eğlenirken görüntülendi.
Aynı mekanda sosyal medya ünlüleri Melek Şahin ve Çağla Çetin Öz'le bir araya gelen Mert Ramazan Demir'in sohbet ettiği isminse işte benim stilimin eski yarışmacılarından Özen Cerrahoğlu olduğu öğrenildi. Eski manken Ebru Destan İstanbul gecelerinde kameraların kadrajına girdi. Bir eğlence mekanının kapısındaki direktör Sergen Yalçın da İstanbul gecelerinin tadını çıkaranlar Büşra Develi katıldığı bir etkinlikte yeni projelerinden bahsetti. Evet, bir tiyatro oyununa başladım. Bir sinema filmim olacak yakında, ona çalışıyorum. Güzel oyuncu özel hayat sorusu karşısında bakın ne dedi. Çok teşekkür ederim. İyiyim, keyfim yerinde, her şey yolunda. Çok sağ olun. Genç komedyen Baturay Özdemir ilk kez çıktığı Harbiye sahnesinde sevenleriyle bir araya geldi. Performansı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özdemir heyecanını paylaştı. Harbiye benim için manevi olarak başka bir anlamı var. Yani böyle kendi zanaatimle alakalı bir noktada olduğumu hissettiğimde çıkayım dedim. Ve şu an o noktada olduğumu düşündüğüm için çok heyecanlıyım. Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar gibi komedyenler sayesinde stand-up'tan para kazanılabileceğini öğrendiklerini söyleyen Özdemir, henüz bir yatının olmadığını, babasına TSK'nın hediye edilen saatle idare ettiğini söyledi. Benim bir tane babama saat vermişlerdi TSK'dan rütbe aldığında. Siz tekne alamadınız öyle. Yok, onu takıyordu. Tekne yok, tekne işi zor iş ya. Ben toz alıyorum evde. O da yetiyor bana. Güzel oyuncu Buse Meral'i, sevimli dostu ve bir arkadaşıyla Cihangir'de görüntülüyoruz. Ayaküstü sohbet etmeye başladığımız Buse Meral, bu yazı bol bol tatil yaparak geçirdiğini söylüyor. Yaz güzel geçiyor. Bu yaz bayağı tatil yaptım. Güzel oldu benim için. Bu yaz ilk defa bu kadar tatil yaptım. Öyle dediğim gibi artık böyle çalışma moduna girmek istiyorum. Harika. Buse Meral yeni sezonda ekranlarda olacak mı merakımızı gidermeye çalışıyoruz. Şimdi böyle yeni işlerle görüşüyorum. İnşallah böyle çalışmak da istiyorum hızlıca. En son Gaddar'daydık. Evet. Neler bekliyor bizi yeni sezonda, neler okuyorsunuz? Şu an böyle çok heyecanla beklediğim bir proje var. İnşallah güzel sonuçlanır. İtalyan akım. Ana akıma. Ama tabii ki daha belli olan net bir şey yok ama çok heyecanlıyım o proje için. Kısa bir süre önce aşk yaşadığı Aras Bulut İynemli ile yollarını ayıran Buse Meral, eski sevgilisinin adını duyunca sorulardan kaçmak isterken, İynemli'nin geçtiğimiz günlerde Sarıyer'deki 4 katlı villasında çıkan yangınla ilgili geçmiş olsun telefonu açıp açmadığını öğrenmeye çalışıyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şu an peki kalbiniz boş mu diye sorarsak. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Peki. Çok sağ olun. Çok kolay gelsin size. Acaba... Çok geçmiş olsun. Evet. Evet. Peki. İyi akşamlar. Çok iyi akşamlar. İyi akşamlar. Yeni albümü Geçiyor Zaman'la iyi bir çıkış yakalayan Semih Cenk, bir restoranda gerçekleşen kutlama yemeği sonrası mikrofonlara konuştu. Başarısının haklı gururunu yaşayan genç şarkıcı, şarkılarının ilham kaynağını açıkladı. Hani bu yazdırıyor diyemem ama birikmişlikler var, görmüş olduğum şeyler var. Bunlardan beslene, büyüklerimizden gördüğümüz şeyler. Bunlardan beslene, yaptık yazdık yani. Peki Semih Cenk bir kadın için şarkı yazdı mı hiç? Yok ya. Bir kadın yazdım. İçin şarkı yazar mısın? Belki yazarım yani şu ana kadar yazmadım ama yazabilirim yani. Bu arada yakışıklı şarkıcının kalbi boşmuş. Sebebine gelince... Genelde konserde oluyoruz. Orada olmadığım zaman klip çekiyoruz. Klipte olmadığım zaman da ben daha önce de söyledim. Arkadaşlarımla ofiste veya evde oturup böyle oyun oynamayı, aynen çay içmeyi falan seviyorum. O yüzden çok dışarı çıkma ihtiyacı duymuyorum yani. Genç kızların gözdesi Semih Cenk, sosyal medya hesabından kendisine mesaj gönderen hayranlarına yanıt veriyor muydu peki? Ya DM kutularına bakıyorum arada bir ama şimdi orası çok farklı, bambaşka bir dünya. Çok girmek istemiyorum yani. Bilmiyorum. Vallahi ne yalan söyleyelim. Böyle giderse Semih Cenk'in sevgili bulması biraz zor sanırız. Olur tabii canım, niye olmasın yani. İnşallah olur bir gün. Magazin Hattı ekipleri Bodrum'un altını üstüne getirmeye devam ediyor. Ünlü isimlerin deniz keyfine ortak olup tatil cennetinde keyifli aktivitelere katılacağız. Muhteşem gün batımında soluklanıp eğlence dolu gecelerinde ünlülerin sahnelerine konuk olacağız. Hazırsanız tatil cenneti Bodrum'da keyifli bir tura çıkarıyoruz sizleri. Müzik.
Magazin Hattı ekipleri Bodrum'dan bildirmeye devam ediyor. Gümüşlük'te Fahriye Evcen kadrajımızda. Şimdilerde 1,5 yaşında olan küçük oğlu Kerem'in minik adımlarını sevgi dolu izliyor. Kerem bebek belli ki dost canlısı. Yan kabanadaki arkadaşına selam verip heyecanla annesinin yanına doğru koşmaya başlayınca Fahriye Evcen panikliyor. Anne oğul denize girme kararı veriyor. Renkli bir mayo tercih eden iki çocuk annesi Fahriye Evcen fitliğiyle dikkat çekiyor. Bir taraftan da oğluyla serinlerken bir taraftan da arkadaşıyla sohbet ediyor. Denizin içinde yürüyerek iskele merdivenlerine doğru yönelen anne oğul bir ara denizden çıkma kararı. Anlaşılan o ki mevzu derin, konu ciddi. İkinci kez denize giren Fahriye Evcen yüzmek yerine yine sohbeti tercih ediyor. Sadece konuşsam havadan ya da sudan. Kısa bir serinleme molasının ardından güzel oyuncu dinlenmeye çekilirken Gündoğan'da bir başka aile saadetini getiriyoruz ekranlara. Güldür Güldür'ün yıldızı Toygan Avanoğlu eşi ve kızlarıyla plajda. Ünlü oyuncu denize girmek için sabırsızlanırken anne kızın hazırlıkları bitmiyor. Hal böyle olunca Toygan Avanoğlu da eşi ve kızı arasındaki sorunu halletmek için dönüyor ve kızını kucakladığı gibi mavi sulara doğru yöneliyor. Ne var ki dünyalar tatlısı derin, belli ki denize girmek istemiyor. Çıkmaları bir oluyor. Toygan Avanoğlu'nun jestlerine bakılacak olursa ünlü oyuncuysa plaja adım attığı andan itibaren bir konudan müzdarip. Neyse ki çift masmavi sularda keyifleniyor. Kızları denizin tadını çıkarırken eşler de kızları... Ali bebek çakıl taşlarıyla oynamayı tercih edince anneanne Soral nöbeti devralıyor. Güzel oyuncu oyun oynayan oğlunu sabırla beklerken arada öpücükler kondurmayı da ihmal etmiyor. Anne Hande Soral yorulunca şezlonguna oturuyor ve oyun devam ediyor. Anne oğlun oyun keyfine baba İsmail Demirci de katılıyor. Çift gün boyunca oğullarının peşinde pervane oluyor. Bodrum'da tatil yapan ünlü popçu Edis ile güzel oyuncu Berrak Tüzün Ataç kaldıkları otelin plajında kameralara takıldı. Denizden önce Edis, hemen ardından Berrak Tüzün Ataç çıktı. Ünlü popçu duş alıp kurulandıktan sonra sırayı Berrak Tüzün Ataç'a verdi. Ancak güzel oyuncu duş başlığını tam çalışmaması sonucu zor anlar yaşadı. Edis sorunun ne olduğunu anlamaya çalışırken Berrak Tüzün Ataç yanlarına gelen bir adamla sohbet etti. Otel çalışanları Berrak'a ilgi alakayı eksik etmezken ünlü ikili güneşlenmek için şezlonglarının yolunu tuttu. Bodrum'un tadını bisikletiyle çıkaran ünlümüz Meyra görüntülerimizde. İzninle geldim aşkım. Yeni şarkısı Üşümesini müzikseverlerle buluşturur buluşturmaz Bodrum'a adım atan Meyra geç de olsa tatil yaptığı için mutlu. Ben yaz sonunda ancak tatil yapabiliyorum çünkü bütün yaz stüdyodaydım. Yeni şarkı için çalışmıştık. Yoğun tempolu bir stüdyo çalışması vardı. Şimdi artık şarkıyı çıkarttığım için rahat rahat. Yani sonundan yakaladım diyeyim ya. Müziğe uzun bir süre ara veren Meyra sebeplerini de paylaşıyor. Benim kariyerimde böyle hep bir aralar oldu farkındayım. Bu da benim hayatım diyeyim. Böyle şekillendi. Evet, yapacak bir şey yok. Ben hem bir eşim hem bir anneyim.
ama bir yandan Beyra'yım, yani şarkıcıyım. Tabii bunların hepsinin dengesini kurabilmek, hepsinin hakkını verebilmek kolay değil. Biraz mükemmeliyetçi bir yapım var. Onun için kendimi eksik hissetmeyi sevmiyorum. Yani bir şeyi, yani tabii ki mükemmel olamayız da, bir şeyi böyle elimden geldiğince en iyi şekilde yapmayı seviyorum. Onun için biraz aralar oldu. Ünlü isimler denizin tadını çıkarırken biz muhteşem gün batımına çeviriyoruz kameralarımızı. Güneş yavaş yavaş çekilirken sahiller boşalıyor. Bodrum gecelerindeki eğlenceye ortak olmadan hemen önce bir durağımız daha var. Ve işte karşınızda muhabirimiz İsmail Şen. Çekilin yoldan, vahşi batıdan geliyorlar. Amerikalılar eskidi bunlar, Turkish cowboylar. Sevgili İsmail'in Bodrum sahillerini atla turlamasının da bir sebebi var elbette. Burası aynı zamanda hem at severlerin hem de at binme sporuna meraklı tatillik. Bulunduğumuz yeri size daha iyi anlatabilmek için bu muhteşem işletmenin ortaklarından Derya Köseoğlu'nun yanında alıyoruz soluğu. Bu Atlantis kızımız bu. Bu gerçek bir Amerikan Mustang, yani Kızılderili atı. Genç bir at. Çok uysaldır. Bizde burada 5 büyük atımız var. 4 de küçük İrlanda ponimiz var. Ponilerin bir iyi tarafı var. Küçük çocuklar geliyorlar, atla tanışıyorlar, onlara binip. Onları seviyorlar. Bir de söylemem gereken bir şey var. Bodrum'da birkaç tane böyle okul dershane var. Zihinsel engelli çocukların sınıfları var. Çocukların atlarla beraber geçirdiği vakte inanamazsın. Normalde şu sahilde bağırıp çağıran çocuklar bunların yanına gittiği zaman hakikaten böyle bir ilişki kuruyorlar. Çok çok güzel bir resim çıkıyor ortaya. İşte bunların içinde Bodrum'da, Gümüşlük'te yaşıyoruz. Derya Bey İstanbul'un keşmekeşinden kaçıp geldiği Bodrum'da doğayla iç içe bir yaşam alanı kurmuş. Tüm tatilcileri de bu huzura ortak ediyor. Bizim kulübümüzün en güzel tarafı güneşin buradan ve böyle batıyor olması. Eşsiz bir manzarası var. Ayrıca da çok güzel bir yer yani. Burada oturup çayını kahveni içmek. Işıl ışıl bluzunu mini bir kot şortla tamamlayan Hadise, keyifli performansıyla Bodrumlulara keyifli bir gece yaşatıyor. Eğlencenin bir diğer adresi Alaçatı'da Gülşen sahnede. Hazal Kaya ve Ali Atay çiftini bu eğlenceden nasipleniyor. Gülşen'in sahnesinin ünlü konukları çok. O isimlerden biri de sahnesini ağırladığı Berkay. Geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle ilk kez Çeşme'de el ele görüntü veren Nagihan Karadere, yakın dostu Tuğba Özay'la Bodrum gecelerinde. Bu sene Bodrum'u görmeden sezonu kapatmayacağım dedim. Tuğba Özay aynı zamanda bu aşkın mimarı. Nagihan Karadere ve sevgilisini tanıştırmak için az çabalamamış. Vallahi Tuğba tanıştırdı. Kefil oldu. Kefil oldu. Dedi Nagihan, sen sana göre bir insan. O iş şöyle oldu. Ben hemen o akşam, o sırada kiraz yiyordum biliyor musun? Ondan sonra baktım kirazın sapı gözüme çok güzel göründü. Kirazın sapı, bayağı bir uğraştım ama. Emek verdim kardeşim. Ben kirazın sapını böyle doladım, eledim, sıklaştım, bir şeyler yaptım. Al dedim bunu, dedim Nagihan'a tak. Canım garibim, o da ben ne diyorsam onu yapıyor o an. Bir baktım kirazın sapını taktı. Şimdi kirazın sapı... üzümün bağı demiyoruz.
Aradığı aşkı sonunda bulan Nagihan Karadere, sevgilisine olan aşkını bir kez daha kameralara haykırıyor. En fazla benim nabzım sporda atar. Bundan dolayı da hiç böyle kalbim atar, elim titrer, heyecan. Birini özlemek diye bir şey yoktur bende. Ama yanımdayken bile özlüyorum. O yüzden çok bana tuhaf geliyor. Yani alkış, alkış, çok, alkış. Gerçekten teşekkür ediyorum ama bende hiç bu duyguların hiçbiri yoktu. Ama bu duyguları tekrardan bana hissettirdiği için yani o zaman gecenin şarkısı Aşk Bodrum'da yaşanıyor güzelim. Aşk Bodrum'da yaşanıyor güzelim. Bodrum bana, ben Bodrum'a özelim. Şimdi sizleri magazin dünyasında hareketli bir tura çıkarıyoruz. Kardeşi Elif'le birlikte Cihangir'de görüntülendi. Keyifli halleriyle dikkat çeken abla kardeş mutlu bir haber verdi. Vallahi kız kardeşim üniversiteye yazdırdık bugün. Evet, hayırlı olsun diyelim, gördük biz de. Onun mutluluğuyla bir yemek yiyelim, onu kutlayalım dedik. Buraya geldik. Öyle güzel her şey. Sizin nasıl gidiyor? Hangi bölüm? Birazcık gelin size bahsedelim. Halkla ilişkiler ve reklamcılık kazandım. Aranıza bir kişi ekleniyor 4 sene sonra. O benim her şeyim. O benim her şeyim yani. Biz en yakın iki arkadaşız, aileyiz, birbirimizin her şeyiyiz. Sürekli birbirimizle paylaşırız. Ben ondan akıl alırım açıkçası. O benden alır mı bilmiyorum da ben en çok onu güvendiğim için bu hayatta her şeyimi paylaşırım o tabii ki de. Geçtiğimiz ay meslektaşı Burak Sevinç'le Bodrum'da tatil yapan güzel oyuncu bu konuya da açıklık getirdi. Aynı menajerlikteyiz zaten biliyorsunuz. Böyle küçük bir kaçamak yapma fırsatımız oldu. Beraber gidelim dedik. Zaten Eser de geldi, menajerim de geldi. Oyuncu Nilperi Şahinkaya geçtiğimiz akşam Bebek'teki bir mekanda yan masasındaki erkeklerle sokak ortasında tartışmıştı. Çevredekilerin sakinleştirmeye çalışmasıyla iyice sinirlenen ünlü oyuncu kameraları görünce yüzünü saklamıştı. Nilperi Şahinkaya'yı neyin bu kadar sinirlendirdiği bilinmezken kulağımıza gelen bilgiler ünlü oyuncunun sözlü tacize uğradığı yönündeydi. Melisa Döngel, meslektaşının başına gelen bu talihsiz olay hakkında da yorum yaptı. Yaşadığımız topraklarda maalesef ki böyle sorunlar çok meydana geliyor. Ama kadınlar böyle durumlarda asla susmamalı. Kesinlikle tavrını kesinlikle ortaya koymalı. Çünkü neden susalım yani? Böyle bir şey kimsenin yapmaya hakkı yok. 6 Şubat depremlerinde 11 yakınını kaybeden oyuncu Uğur Arslan, enkazdan sağ olarak kurtulan ve bir kolunu kaybeden yeğeni Emine'yi düğününde yalnız bırakmadı. Gelinle karşılıklı göbek atan sevilen oyuncunun mutluluğu görülmeye değerdi. Ünlü oyuncu Demet Özdemir, Almanya'nın Münih şehrinde düzenlenen Justin Timberlake konserine gitti. Dans edip eğlenen güzel oyuncu o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Oyuncu Burcu Kıratlı, Levent'te bir kuaför çıkışı magazin attı mikrofonlarına konuştu. Özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan yalnız güzel, aşk arayışında olmadığını söyledi. Ben şu anda yaptığım işte o kadar mutluyum, o kadar tatmin oluyorum ki. O yüzden aslında bir aramıyorum. Zaten o bulacaktır beni diye düşünüyorum. İlişkiler üzerine konuştuğumuz Kıratlı, tutkulu aşkların kadını olduğunu belirtmeden geçemedi. Ben başlı başına bir tutku olduğum için zaten... İlişkilerimde tutkusuz olması mümkün değil. İlişkideki tutku dinamiğini siz mi ayakta tutuyorsunuz? Ben de tutuyorum. Bence tutabilecek insanlar da çıkıyor karşıma ya. Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Şevval Şahin, buz banyosu yaptığı anları sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Leopar desenli bir bikini giyen Şevval Şahin, kusursuz fiziğiyle dikkat çekti. Son saniyede. Yes. Oh my goodness. Son olarak Kül Masalı dizisinde rol alan Sevda Erginci Nişantaşı'nda görüntülendi. Havaların sıcak olması sebebiyle evden pek dışarı çıkmadığını belirten Erginci, kısa süreli tatilleri tercih ettiğini söyledi. Uzun bir tatil planı yapmak istemedim çünkü geçen sene çok uzun tatil yaptım, doydum. Bir de böyle çok tatil insanı da değilim ben. O yüzden böyle ufak ufak İzmir arkadaşlarımın yanına, işte başka bir yerlere birkaç günlüğüne kaçıp geri dönüyorum.
Bodrum ve Çeşme'ye yıllardır gitmediğini itiraf eden güzel oyuncu, tatil anlayışının farklı olduğunu ifade etti. Ben çok uzun zamandır zaten Çeşme, Alaçatı, Bodrum'a gitmediğim için, ama o da yani şeyden değil. Yani o kadar kalabalığın içinde tatil yapmaya, benim tatil anlayışıma uygun olmadığı için ben gitmeyi tercih etmiyorum zaten uzun yıllardır. Lüks tatilleri sevmiyorum. Gibi ben kalabalığın içinde ya da işte ne bileyim, çok lüksün içinde tatil yapmaktan hoşlanmadığım için, ben de doğanın içinde olmaktan hoşlandığım için benim tatil anlayışım da öyle. Ama tabii insandan insana değişir, o yüzden bir şey söylemem. Kardeşlerim dizisinin yıldızlarından Eylül Lise Kandemir'in adı bir süredir Yalı Çapkını dizisinin yıldızı Mert Ramazan Demir'le anılıyor. Maslak'ta düzenlenen bir etkinlikte görüntülenen güzel oyuncu, Mert Ramazan Demir'le aşk yaşadığı iddialarını ne kabul etti ne de reddetti. Mert Ramazan Demir'le yazılıyor. Söyleyecek bir şey var bu konuyla ilgili. Çok teşekkür ederim. Doğru veya yanlış sizden duysaydık en azından. Başarılı oyuncu Erkan Can, Meşru Gayri Meşru filminin gösterimi sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 65 yaşındaki sanatçı, bir profesörün telefonla dolandırılmasını konu alan filmde rol almasının nedenini ise şöyle açıkladı. Ben de dolandırıldım. Ben de bu konudan mağdurum. Bir 9.000 dolar dolandırıldım. Tabii tabii. Bu filmi çekmeden önce telefon geldi. Aynı profesörde olduğu gibi filmde. Çok hızlı gelişiyor her şey ve kanıyorsun. Öyle bir yerden çalışmışlar ki derslerini, inanmama ihtimalin yok. Gecikmeli de olsa geçmiş olsun dileklerimizi sunduğumuz Erkan Can, parasını geri aldığını ancak hukuki sürecin devam ettiğini söyledi. Dolar olarak dolandırıldık. Türk parası karşılığı aldık. Çocuk şimdi içeride, daha mahkemelerimiz, hukuki süreç devam ediyor. 8 ay önce ilişkilerini noktalayan Devrim Özkan ve Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira sosyal medyada yeniden takipleşmeye başladı. İkilinin bu hamlesi barıştıkları yönündeki iddiaları kuvvetlendirirken, çiftin Cihangir'de bir restoranda buluştuğu da söylentiler arasına yerini aldı. Aşk yeniden, ürperen sahiller gibi aşk yeniden. Şimdilerde Yalan dizisiyle seyirciyle buluşan Atakan Hoşgören'le birlikteyiz. Çok keyifli. İşimizi çok severek yapıyoruz. Çok yoğun geçiyor evet, ama herkes çok tatlı, çok tatlı bir ekibimiz var. Yoğunluğumuzun karşılığını da alıyoruz. Reytinglerimiz güzel. Her şey tatlı. Genç oyuncunun boks sporuyla ilgilendiğini sosyal medya paylaşımlarından biliyoruz. Boksa olan tutkusuysa küçük yaşlarda başladı. Aslında çocukluğumdan beri var. Yani dövüş sporlarının farklı dallarını yapmıştım daha önce, çocukluğumdan beri yapıyorum. Ama boksa böyle son ilgim son bir senedir falan. Keyifli gidiyor. Benim birazcık stresimi atmamı sağlıyor. Güzel oluyor yani. Eylül ayında nikah masasına oturmaya hazırlanan Özgür Çevik'i düğün telaşı sardı. Magazin hattına samimi açıklamalar yapan ünlü oyuncu, stresli günleri geride bıraktıklarını söyledi. Yani başlangıç stresli oluyor anladığım kadarıyla. Yani ben de yeni tecrübe ediyorum. Bilmiyorum, aranızda evliler vardır. Başı biraz şey oluyor yani, bir an önce o tarih gelse hani orayı bir atlatsak gibi oluyor. Yakışıklı oyuncu müstakbel eşine yaptığı evlilik teklifini de paylaştı. Galata tarafındaydı. Yani güzel bir sokak arasında yaptım. Aslında bir restorana gittik, orada yapacaktım. O restoranı beğenmedim. Yani orada baktım müsait bir ortam yok. Oradan çıktıktan sonra güzel bir böyle tarihi bir sokak arasında yaptım. Tatlı oldu, güzel oldu. Çift evlenir evlenmez çocuk yapmayı düşünüyor muydu? O meseleyi düşünüyoruz hala. Yani tabii ki hayalimde var. Yeri midir, zamanı mıdır, karşılıklı karar verilmesi gereken bir konu. Tek başıma veremeyeceğim bir konu. Olabilir, neden olmasın. Yabancı Damat dizisiyle ünlenen Özgür Çevik, gerçek hayatta da bu duyguyu tadacak olmanın mutluluğuyla sohbeti noktaladı. Yabancı damat, yerli damat oluyor diyebilir miyiz? Hadi diyelim. Gerçekten hadi diyelim, aynen. Oldu. Valla ne bileyim, yabancıdan yerliye. Arka taraf değişmedi, ön değişti sadece. Yani yabancı yerli oldu. Hayırlı olsun. Evet, teşekkür ederim. Amerika'da yaşayan Bennu Gere de yaz mevsimini Türkiye'de geçiriyor. Gece vakti bir arkadaşıyla birlikte görüntülenen sosyetik hanımefendi pahalılıktan dert yandı. Ben Amerika'da yaşıyorum ve burası çok daha pahalı. Yani neyle kıyasladığınızda daha pahalı efendim? Yani gıda, yaşam, her şey inanamıyorum. Bir dönem yaşadığı aşklarla gündemde olan hanımefendi kalbinin boş olduğunu itiraf etti. Ruh sağlığı, beden sağlığı, buna odaklandım. Onun için aşka şu anda pek vaktim yok. Eğer olursa evlenir misiniz?
de her şeyi açığım. Hiç asla asla dememek lazım. Gerede'nin 24 yaşındaki oğlu Daren, 46 yaşındaki avukat Bilge Öztürk'le 3 yıldır aşk yaşıyordu. Kısa bir süre önce ilişkilerine nokta koyan çiftin ayrılık sebebi bilinmezken, anne Bennu Gerede bu konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı. Neden ayrıldıklarını hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum, onlara sormak gerekiyor. Ünlü oyuncu Emin Günenç, bir kız arkadaşıyla birlikte Nişantaşı'nda kameralara yakalandı. Genç kadın kameralardan kaçınca Günenç tek başına röportaj vermek durumunda kaldı. Gözükmek istemiyor kendisi. Yemek yedik Nişantaşı'nda, burada bir aşağı inelim dedik. Arkadaşlık başka bir yere gidecek gibi. Yok, yakın arkadaş. Yok mu kalbinizde hala biri? Keşke olsa. Konser maratonuna hız kesmeden devam eden Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, Erzurum Kültür Yolu Festivali'nde yeni bir rekora imza attı. Kafamın içi öyle öyle. Sevenlerinin karşısına Halil Ülkü imzalı beyaz bir elbiseyle çıkan Ebru Yaşar'ın konserine neredeyse şehrin yarısı akın etti. Bu coşku desibel rekoruyla da taşlandı. Hep bir ağızdan Ebru Yaşar'ın şarkılarını eşlik eden Erzurumlular konserde unutulmaz anlar yaşadı. Reha Muhtar'ın İstanbul'da yaşadığı evinin merdivenlerinden düşüp yoğun bakımda tedavi altına alınmasının ardından ailede kriz çıktı. Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur, Nilüfer ve kızı Ayşe hakkında "oğlum kaçırıldı" diyerek suç duyurusunda bulunurken karşılıklı iddialar ve suçlamalar hafta boyunca yankılandı. Şimdi gelin yaşananları hep birlikte izleyelim. Bir döneme damga vuran haber spikeri Reha Muhtar'dan üzen haber. Evinde geçirdiği kaza sonucu gece yarısı apar topar hastaneye kaldırıldı. Entübe edildi. Reha Muhtar'ın yoğun bakımda hayat mücadelesi devam ederken eski eş Deniz Uğur'un paylaşımıyla ortalık karıştı. Çocuğuma ulaşamıyorum. Çocuğumun nerede olduğunu bilmiyorum. Hiçbir telefondan hiç kimseye ulaşamıyorum. Hastaneye gidiyorum. Bana deniyor ki Ayşe Nazlı Yumlu, yani Nilüfer'in kızı, Poyraz'ı aldı ve hastaneden çıktılar. 15 yaşındaki oğlu Poyraz'ın kayıp olduğunu iddia eden Deniz Uğur, oğlunu alıkoydukları iddiasıyla Reha Muhtar'ın eski sevgilisi Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı Yumlu'yu suçladı. Deniz Uğur'un anne kız hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmasının ardından Nilüfer sessizliğini bozdu. Çocuk kaçırma ya da alıkoyma gibi bir şey söz konusu değildir. Tamamı maalesef iğrenç bir iftiradır. İddialara iftira diyen Nilüfer, olay sürecinde Bodrum'da olduğunu belirterek başladı sözlerine. Ben Bodrum'dayım. Tam 4 günden beri Bodrum'dayım. Yaşananları anlatmaya başlayan Nilüfer, velayeti babasında olan 15 yaşındaki Poyraz Muhtar'la ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Annesiyle görüşmek istemiyor. Dün sabah saat 9 gibi beni kızım aradı. Çok üzgündü ve anne dedi, babam dedi düşmüş ve yoğun bakıma kaldırılmış, Poyraz aradı beni dedi. Ayşe Nazlı hemen hastaneye git dedi. Ayşe Nazlı hastaneye gittiğinde Poyraz oradaydı ve başka hiç kimse yok. Poyraz tek başına ve bu arada şunu da söyleyeyim, annesini aramamış. Sabah da annesini aramamış. Poyraz Muhtar'ın ablası Ayşe Nazlı ile iletişim kurduğunu paylaşan Nilüfer, Deniz Uğur'un kaçırma olarak adlandırdığı hastaneden çıkışlarını işte böyle anlattı. Kedi ve köpeği var Poyraz'ın evde. Hem onlara bir bakmak, kolaçan etmek, mamalarını tazelemek istiyor. Hem de birkaç parça eşyasını almak istiyor. Tabii canım dedim. Ayşe Nazlı Poyraz'ı aldı ve Poyraz'ın evine, yani Reha Bey'in evine gittiler. O işleri yaparlarken bir telefon geldi ve dediler ki Ayşe Nazlı Poyraz'ı hastaneye getirsin, yoksa suç duyurusunda bulunacağız. Ben de kızımı aradım. Kızım dedim, çok rica ediyorum, Poyraz'la beraber tekrar hastaneye gelin.
Ve olayın tamamı budur, biliyor musunuz? Nilüfer'in anlattıklarına göre Ayşe Nazlı, kardeşi Poyraz Muhtar'la gelen telefon üzerine hastaneye döndü. Ne var ki Deniz Uğur, basın toplantısında hastaneye gittiğinde oğlunu bulamadığını iddia etti. Dedim ki hemen bir psikolog çağırın, çocuğumu göreyim. Hastaneden ayrıldığını söylediler. Kiminle ayrıldı dedim. Reşit olmayan bir çocuk, babası entübe edilmiş durumdayken, sorumluluk yasal olarak o anda tamamen bende olduğu halde, tek başına, zaten oğlum hayatta tek başına hiçbir yere ayrılmaz gitmez. Ayşe Nazlı Yumlu'yla birlikte hastaneden ayrıldığını söylediler. Hastaneden çıktığını öğrendikten sonra oğlunun peşine düşen Deniz Uğur, tüm çabalarına rağmen oğluna ulaşamadığını anlattı. Ben hastaneden çıkıp hemen işlemleri başlatmak üzere ve şikayetçi olmak üzere çocuk kaçırma suçundan hemen karakola gittim. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gittim. Polisler de Nilüfer Hanım'ın evine gittiler. Orada da kimseyi bulamadılar. Reham Bey'in evine tekrar gittiler. Orada da kimseyi bulamadılar. Çocuğumun nerede olduğunu hiç kimse öğrenemedi. Telefonla ulaşmaya çalıştı polis. Telefonları açılmadı onlar tarafından. Ve ben şok geçirdim. Yani bir, ben neye üzüleceğimi şaşırmış durumdayım. Ben ne yapacağımı bilmiyorum şu anda. Ve yanında çocuğum hakkında hiçbir yetkisi olmayan insanlarla nerede olduğunu bile bilmiyorum. Bakın bu öyle bir olay ki, bunun asla magazin tarafı falan yok. Bu adli olay arkadaşlar. Bu çocuk kaçırmadır. Deniz Uğur, Nilüfer'in de dile getirdiği Poyraz Muhtar'ın annesiyle görüşmek istememe iddiasına da cevap verdi. Bana şunu soruyorlar. Diyorlar ki çocuk anneye gitmek istemiyormuş diyorlar. Arkadaşlar, 15 yaşında bir çocuk manipüle ediliyor olabilir, psikolojisi bozuk olabilir, bin türlü ruh hali içinde olabilir. Buna devletin psikologlarının bakması gerekir. Eğer anneye gelmek istemiyorsa yasal olarak, yanlış mı söylüyorum? Anneye gelmek istemiyorsa o zaman devletin himayesinde olması gerekir. Dış kapının mandalı olan insanlar hiçbir yasal yükümlülükleri, hakları, yetkileri olmadığı halde benim çocuğumu benden kaçırıyorlar 2 gündür. Sonra ben karakola gidiyorum. Hastaneye geri döndüğünü söylüyorlar. Arkadaşlarım gördük diyorlar. Basın mensubu arkadaşlar söylüyor. Burada gördük diyorlar. Benimle köşe kapmaca oynuyorlar. Bir şeyimi saklıyorlar. Poyraz'ı neden benden ve devlet görevlilerinden uzak tutmaya çalışıyorlar? Buna nasıl cesaret buluyorlar? Ben bu sorulara cevap bulamıyorum. Bulabilen varsa söylesin. Oğlunun kendisiyle görüştürülmediğini söyleyen Deniz Uğur, çarpıcı bir iddiada daha bulundu. Benim oğlumu niye benden uzak tutuyorlar? Reha Muhtar o gece çok alkollüydü. Çünkü o gece her ne olduysa, ben bunu paylaştım sosyal medyada da. Çünkü bizimle temas kuran insanlar oldu. Kazanın olduğu gecenin daha erken saatlerinde o akşam Reha Bey'in oğlumla birlikte bir restoranda olduğunu, çok yüksek miktarda alkol tükettiğini, sonra kendinde olmayan bir şekilde yere kapaklandığını, hala arabayı kendisinin kullanmak istediğini, oğlumun orada sinir krizi geçirdiğini, yalvardığını, baba ne olur yapma, arabayı sen kullanma dediğini, bunu görgü tanıkları söylüyorlar. Bize de şahitlik edecekler. Bu herkesin gözünün önünde olmuş bir şey yani. Ardından da zorla çocuk arabaya bindirilmiş ve gidilmiş. Şimdi bu insan beyin kanaması geçirdiyse yolda da geçirebilirdi. Arabayı kullanırken de geçirebilirdi. Ya da alkollü olduğu için de kaza yapabilirdi. Benim oğlum bugün hayatta olmayabilirdi. Bana kim bunların hesabını verecek? Deniz Uğur, zamanında eski eşi Reha Muhtar'ın yardım alması yönünde çok fazla mücadele ettiğini söyleyerek hesap sordu. Çok iyi biliyorsunuz ki ben 2 seneden fazla zamandır bu insanın, Reha Muhtar'ın sağlığı yerinde değil, bu insanın yardıma ihtiyacı var. Tıbbi müdahaleye ihtiyacı var. Bu insanın kendine de zarar vermesi söz konusu olabilir. Çocuğum yanında güvende olmayabilir. Bu insana el uzatmanız gerekir. Bu insanın hiçbir tane mi yakını yok, ben ulaşamıyorum. Bana karşı bir düşmanlık besliyor, bir paranoyası var. Tamam, rahatsızdır olabilir. Ama bu insanın bir tane mi yakını yok? Nasıl elinden tutup doktora götürmüyorsunuz, tedavi ettirmiyorsunuz? Yarın bir gün bir şey olsa bunda kim sorumlu olacak diye bas bas bağırıyorum ben. 2 yıla aşkın zamandır. Şimdi buyurun, olan şey ortada. Söylediğim şey oldu. Şimdi soruyorum. Eğer Allah korusun, Allah şifa versin, Reha Muhtar hayatını kaybederse
Bundan kim sorumlu olacak? Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı Yumlu nedeniyle oğluyla görüşemediğini iddia eden Deniz Uğur işte böyle isyan etti. Bunlar çete mi? Çocuğumu bana göstermiyorlar. Olayın nasıl olduğunu birinci derecede gören, babası için yardım isteyen benim oğlum. Oğlumu konuşturmuyorlar kimseyle. Bunlar çete mi arkadaşlar? Kanun var, devlet var. Böyle bir şey olabilir mi? Artı elinize vicdanınıza koyun. Ben bir anne olarak niye bunu yaşıyorum? Beni herhalde tekrar kanser etmeye çalışıyorlar. Deniz Uğur'un tüm bu iddialarına ise 15 yaşındaki Poyraz'dan cevap geldi. Paylaşımına Adalet Bakanlığı'yla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı etiketledi. Kaçırılmadığını ve evinde olduğunu söyleyerek annesinin yanına gitmek istemediğini paylaştı. Kızım merhaba. Sosyal medyada sürekli görüyorum, annem benim kaçırıldığımı söylüyor. Ama ben kaçırılmadım. Ablamlar rica etti beni babamın evine götür diye. Ve beni götürdü. Bakın ben evdeyim. Ya ben burada mutluyum. Ya ben burada çok mutluyum. Ben başka bir yere hiç gitmek istemiyorum. Babasına ait olan Baltı Limanı'ndaki yalıda olduğu tespit edilen Poyraz'ın polis denetiminde olduğu ortaya çıktı. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce evde denetlenen Poyraz Muhtar gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından annesi Deniz Uğur'a teslim edilecek. Kararın ardından Deniz Uğur sosyal medya hesabından Nilüfer'e seslendi. Sevgili Nilüfer, dediğin gibi hukuk karar verdi. Çocuğumun bana teslim edilmesini sağlamanızı rica ediyorum. Çocuğumun bana, benim de ona ihtiyacım var. Beni çocuğumdan artık ayırmayın. Tüm bu gerilimin ardından yoğun bakımda olan Reyhan Muhtar'dan sevindiren haber geldi. Hastaneden edinilen bilgilere göre bir süredir uyutulan Reyhan Muhtar bu sabah uyandırıldı. Durumunun stabil olduğu öğrenildi. Sırada magazin dünyasında hafta boyunca öne çıkan gelişmeleri derlediğimiz haber turumuz var. Son olarak Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Asya karakteriyle adından söz ettiren Cansu Dere bir alışveriş merkezi çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Güzel oyuncu yeni yayın döneminde ekranlarda olup olmayacağı sorusuna bakın ne yanıt verdi. Tam olarak evet dediğim ve imza attığım bir şey yok, öyle söyleyeyim. Bakalım karar vereceğim daha. Yani son yaptığım, içinde bulunduğum Sadakatsiz ve tamamen evet, bir televizyon işlemi iyi olduğu için çok şey okuyorum ama şu anda bilemedim ben tam. Yalnızlık konusunda açıklamalarda bulunan güzel oyuncu, yanlış ilişkilerden uzak durduğunun bir kez daha altını çizdi. Bilmiyorum, belki çok manasız bir şeyde beni görmek sizi daha çok üzebilirdi. Kesinlikle. Böylesi daha doğru olabilir. Kendim de mutluyum. İnsanın kendi mutlu olması başka bir şey. Tabii ki de yanında bir yol arkadaşı olursa ne güzel. Ama hiçbir şeye mecburiyeti yoktur insanın. Bence öyle de olmamalı. Cansu Dere'nin bir erkekte aradığı en önemli özellik ise bakın ne? Yani hepimiz için zeka çok önemlidir tabii. Kesinlikle. Yani bugün başka bir şey kılar, yarın başka bir şeye dönüştürür. Yani herhalde olur. Bilmiyorum. Yani böyle sorunca da çok utanıyor insan ama. O zaman daha yaşındayız yani. Umut Kurt, eşi Melisa İnci ile Cihangir turunda görüntülerimize yansıdı. Hemen soralım, yaz nasıl geçiyor? Ufak bir herhalde. Vallahi yaz yoğun geçiyor. Biz aynı anda birkaç projeyi birden hayata geçirmeye çalışıyoruz. Ne yapıyorsun? Umut Kurt çalışmaktan bu yaz tatile pek fırsat bulamasa da Bodrum ve Çeşme'deki eleştirilerin odağı olan fahiş fiyatlar karşısında şaşkındı. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Böyle çok konuşuyorlar işte Kos'a gidenleri, işte Simli'ye gidenleri falan eleştiriyorlar. En iyi restoranında iki kişi en iyi fiyat, ya en böyle yüksek fiyat 3500 lira falan. Yani 100 euroya yiyorsun, içiyorsun, kalkıyorsun. Yemin ediyorum Bodrum'da bunu yapamazsın. Ben şaşırıyorum. Bir şeyleri yanlış yapıyoruz galiba. Ünlü güzel Emine Ün, 4 mevsim çocuk olmalı adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında Giresun'a gitti. Çocuk işçiliğini önlemek için hayata geçirilen projeyi destekleyen ünlü oyuncu çocuklarla buluştu. Sevilen popçu Gökhan Akar'ı Ulus'ta bir mekan çıkışı görüntülüyoruz. Yakışıklı popçu iş yoğunluğundan dolayı henüz tatile gidememişti. Yaz çok yoğun geçiyor. Yeni çıkan 2-3 tane projemiz var. Onlar bizi gerçekten yoğunlaştırdı bu dönem. Ama tabii işimizi çok sevdiğimiz için problem yok. Gökhan Akar konser yolculuklarını artık uçakla değil, yaptırdığı karavanla geze geze gideceğini söyledi.
Konsere giderken asla uçakla gitmiyorum. Karadan gidiyorum, bir karavan yaptırıyorum. Şu an ülkemiz o kadar güzel ki, cennet bir ülke, görerek gitmeyi seviyorum. İstanbul gecelerinde Eylül Tumbar 22. yaşını sürpriz bir partiyle kutladı. Vallahi bayağı bana menajerimle basın danışmanım sürpriz yaptı. Ben de setten koşarak geldim. Çok güzeldi, çok keyifliydi. Sevdiğim insanlar buradaydı. Çok iyi geldi bana böyle set sonrası. Yani insan bazen böyle koşuşturmanın arasında böyle şeylere ihtiyaç duyuyor. Bir de doğum günümde sevdiğim insanlarla onda çok güzel geçti. En güzel hediye galiba yanımızda. Evet öyle. Enes Koçak da sevgilisini yeni yaşında yalnız bırakmadı. Sürpriz el birliğiyle yapıldı. Ben de sakladım günlerce ondan ve bir sürpriz yaptık Eylül'e. Bir diğer taraftan Enes Koçak hayranlarına yeni dizisini de müjdeledi. Sezona bir iddialı bir işimiz var. Hayırlı olsun. Evet, güzel bir şekilde sezona gireceğiz. Adı Yoksulluk. Şimdilik bu kadar söyleyebiliyorum. Daha birazcık sürprizi kaçmasın diye söylemiyorum. Güzel oyuncuyu doğum gününde dizideki annesi Özge Borak da yalnız bırakmadı. Çok çok beğeniyorum bir kere. Zaten hani duruşuyla fiziksel olarak herhangi bir şey söylememe ihtiyaç dahi yok. Ama duruşu ve bu kadar genç yaşına rağmen bu karakteristik havası çok hoşuma gidiyor. Yolunun zaten açık olduğuna eminim. Benden de açık olsun dileği. Yalan dizisinde rol alan Özge Borak ve Eylül Tumbar'ın tek muzdarip olduğu konuysa yaz aylarını çalışarak geçirmekti. Yazın çalışmış olmaktan dolayı çok üzgünüm. Neden? Çünkü bütün arkadaşlarım da bilir, ben yazın çok gezerim. Özellikle yaz tatili insanıyımdır. Yani ben de yaz tatili insanıyımdır. Zaten yaz doğum günü olan biri olarak daha da yaz insanı hissediyorum kendimi. Bir de Çeşmeliyim ben. Tam yaz, plaj ve gezme havası olan biriyim ama... Bayağıdır ben de sadece yazın çalışıyorum ama bakalım nasıl olacak. Hayranlarının dijitalin kraliçesi ilan ettiği Sevgim Yılmaz, İstanbul sahnesi öncesi kamera karşısına geçti. Ben çok mutlu oluyorum böyle olduğu zaman. Bu benim için çok büyük bir keyif. Sonuçta orada küçücük bir ekranın içinde insanlar senin şarkılarına dertleniyorlar, üzülüyorlar, an geliyor, seviniyorlar. Onların bazen kraliçesi oluyoruz, bazen ablası oluyoruz. Ben çok keyif alıyorum. Yolda, sokakta da tepkiler öyle. Zaten önemli olan da onların tepkileri. Sevenlerinin gösterdiği ilgiden duyduğu mutluluğu paylaşan Sevgim Yılmaz, sevilen yorumlarıyla sahne aldı. Hakan Peker, 19 yaş küçük sevgilisi Hande Ertekin ve can dostlarıyla birlikte Cihangir'de. İyi akşamlar, nasılsın? Köpek çok tatlıymış. Nasılsın? Yok, yenecek bir şey değil bu. Evet, masal. Bak hadi. Yenecek bir şey değil, dur. Abiler seni çekiyor. Heyecanlandı. Artist oluyor. Gözlerden uzak ve mutlu bir birliktelik yaşayan çifte düğün soruldu. Vallahi şu anda belli değil ama olabilir. Efendim, 2023 evet. Yılı ve 2024 yılının 6 ayı boşanma rekorları kırılmış. Bu sizi korkutuyor mu? Yok, korkutmuyor. Yani. O zaman evlilik mümkün. İstisizlik görele göre biz iş yapmıyoruz. Cihangir'de görüntülerimize yansıyan Mahir İpek'le en son görüşmemizden beri gönül işlerinde belli ki bir değişiklik yoktu. Ben olsa söylerim artık. Neden? Biraz da... Hani o da klasik olacak belki ama çok fazla işle, tiyatroyla, çünkü ben çok yoğun yaşıyorum. Yani hem burada televizyonda Güldür Güldür o ve bir yandan da her hafta ben Ankara'ya gidiyorum. Yani öyle bir şey de düşünemedim, niyeyse bilmiyorum. Şimdilerde konserden konsere koşan Koray Avcı, Kıbrıs sahnesi öncesi basın mensuplarıyla buluştu. Ben bir başta gezdim ama, bir 20 gün deniz yolculuğu yaptım yani. Evet, hani. Böyle bir 20 gün bütün Yunan adaları, işte Bodrum, Marmaris, Datça, her yeri dolaştım. Ben hakkımı kullandım, şimdi çalışmadım. Koray Avcı sadece yurt içinde değil, tüm dünyada sevenleriyle buluşmaya hazırlandığını duyurdu. Açık havalarımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Akabinde Kıbrıs konserlerimiz var ama en büyük sürprizimiz şu: Kanada'ya geliyoruz, Toronto'ya geliyoruz, Montreal'e geliyoruz. Eğer becerebilirsek Amerika'ya geliyoruz ama Kanada'mız artık garanti, Aralık'ta oradayız. Olimpiyatlara ekipmansız katılarak gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç'in ikonik pozu sosyal medyada günlerce konuşulurken Koray Avcı mikrofonuyla aynı pozu Nide konserinde verdi. Ben hayatta bu kadar cool, bu kadar kendini net bilen, evet. İşini gerçekten işinde net olan, bir de kendinde de çok net olan bir adam. Bir kere hayvan sever her şeyden önce.
Yani kedisini boynunda taşıyan adam naif bir adamdır. Evet. Yusuf Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten teşekkür ediyoruz. Bizi çok heyecanlandırdı. Snoop Dogg'dan tut birçok magazinci, ya Snoop Dogg diyorum abi, Amerika'ya ben nasıl ulaşabilirim ki? Yani Elon Musk yazıyor gel görüşelim diye, kim bilir neler olacak. Keyifli sohbetin ardından sahnede sevenleriyle buluşan Koray Avcı enerjik performansıyla mest etti. Magazin hattının maalesef bu haftada sonuna geldik. Bizden sonra Elif Tümen'in sunumuyla haberler sizlerle birlikte olacak. Biz de efendim haftaya yine aynı saatte şov dünyasından çok özel haber ve görüntülerle karşınızda olacağız. Sağlıklı ve mutlu bir gün diliyoruz.